Lipidler suda ve diğer polar çözücülerde çözünmeyen ancak toluen veya eter gibi organik çözücülerde çözünen organik bileşikler sınıfıdır. Tanımı bu şekilde. Peki lipidler ve yağlar aynı şey midir? Lipid ve yağlar aynı şey değildir. Mesela lipid çeşitlerini yazalım. Lipid çeşitleri nötral yağlar, diğer adıyla trigliserit. Fosfolipidler, karotenoidler, steroidler, margarin, mum ve benzeri gibi maddeler. İşte bunlar arkadaşlar bir lipid çeşididir. Bunu bir küme olarak düşünürsek, bu küme lipid kümesidir. Dolayısıyla lipid bir nötral yağ değildir. Ama nötral yağ bir lipiddir. Yapısında bulunan atomlar nelerdir? Tamamında karbon, hidrojen ve oksijen atomları bulunuyor. Lipid çeşitlerini az önce saymıştık, tekrarlayalım. Bunlardan bir tanesi nötral yağ, bir diğeri steroidler, bir diğeri mum, karotenoidler, margarinler, fosfolipidler. Nötral yağlar 3 yağ asiti artı bir gliserol eşittir nötral yağ. Nötr yağ artı 3 su. Tepkime bu. Yani toplamda 3 tane yağ asiti kullanıyoruz. Bir gliserol kullanıyoruz. Sonuçta bunlar birbirlerine bağlanıyor ve nötr yağ oluşuyor. Ve sonuçta ise 3 molekül su açığa çıkıyor. Şimdi şuradaki şekle baktığımız zaman 3 yağ asiti gliserolle birbirine ester bağı ile bağlanacak. Mesela şurada görmüş olduğumuz bağ bir ester bağıdır. Demek ki yağların yapısında ester bağı var. 3 yağ asiti olduğu için 1, 2, 3 toplamda 3 ester bağı kuruluyor ve her bağın kurulması sırasında ise su açığa çıkıyor. Şimdi bir nötral yağ sentezinde neler olacak? Onunla ilgili bir grafiğimiz var. Ona bakalım. Hücremizin pH değerinde nasıl bir değişim olacak? Şimdi kullandığım maddelere baktığım zaman asit kullanıyorum. Yağ asiti kullanıyorum. Yani hücredeki asiti harcamış oluyoruz. Asiti harcarsam hücrenin pH'sı o zaman artacaktır. Su arkadaşlar bir nötral yağ sentezinde şurada görüyoruz. 3 su açığa çıkıyor. Onu da şu şekilde gösterebiliriz. Harcanan ATP arkadaşlar bu bir dehidrasyon sentezi. Yani anabolik bir reaksiyon. Şunu unutmayın, anabolik reaksiyonlar endergoniktir. Yani ATP harcanır. Harcadığım ATP miktarı giderek artmış oluyor. Ester bağına geldiğimiz zaman yine 3 tane yağ asiti kullanıyoruz demiştik. Bir tane gliserolle birleşecek. Bir yağ asiti bir gliserolle bir tane ester bağı kurar. İkinci yağ asitim ikinci ester bağını kuracak. Üçüncü yağ asitim üçüncü ester bağını kuracak. Yani ester bağı miktarı artıyor. Toplamda kaç olacak? Bir nötral yağ için 3 tane olacak. Kullanılan yağ asiti demiş zamana bağlı olarak. Kaç tane kullanıyorum? Önce birini bağlıyorum. Bir tane. Sonra ikincisini bağlıyorum. İki tane. Sonra üçüncüsünü bağlıyorum. Üç tane. Yani kullanılan yağ asiti miktarı da artmış oluyor. ATP miktarı az önce bahsetmiştik. Harcanan ATP artıyor. Yani ortamdaki ATP'yi harcıyorum. Mesela 3 tane ATP'm olsun. Bu ATP'lerden önce birini harcıyorum. Ortamda 2 tane kaldı. Bakın harcadığım 2 oldu ama ortamda 1 kaldı. Yani harcadığım ATP miktarı 1-2 artarken ortamdaki ATP miktarı da azalmış oluyor. Şu şekilde gösterelim.
Gliserol bir lipid değildir. Peki nedir gliserol? Arkadaşlar gliserol 3 değerlikli bir alkoldür. Hatta nitrogliserin yapımında, bir patlayıcı yapımında da kullanılmaktadır. Ama yağların bir yapı taşıdır lipid olmamasına rağmen. Şimdi bu nötral yağların yapı taşlarından biri olan yağ asitlerine bakalım. Bitki, hayvan ve mikroorganizmalardan 100'den fazla yağ asiti çeşidi elde edilmiştir. Yani bizim burada dikkat edeceğimiz nokta, yağ asiti bir grubun adıdır. Dolayısıyla bunun bir çeşitleri bulunmaktadır. Suda çözünürler mi? Kısa zincirli yağ asitleri haricinde suda çözünmezler. İnsanda en çok kullanılan yağ asitlerinin karbon sayısı 16 ile 18 karbonludur. Yağ asitleri solunum reaksiyonlarına asetik asit en küçük yağ asidi çeşidi olmuş oluyor. Çünkü yağ asitleri solunum reaksiyonlarına asetik asite dönüşerek katılıyor. Asetik asit oluştuktan sonra koenzima ile birleşerek asetil koenzima oluşuyor. Dolayısıyla da asetik asit 2 karbonlu bir yağ asiti ve oldukça önemli bir yağ asiti grubu çeşidi olmuş oluyor. Doyumuş yağ asitleri ve doymamış yağ asitlerine bakalım. Burada doymuş ve doymamış kelimeleri geçiyor. Burada doymuş ve doymamış kelimeleri hidrojen oranları ile ilgili. Karbonlar doymuş yağ asitlerinde hidrojene doymuştur. Doymamış yağ asitlerinde ise karbonlar hidrojenle tam olarak doymamıştır. Doymuş yağ asitleri katı yağların oluşumuna katılır. Doymamış yağ asitleri ise sıvı yağların oluşumuna katılır. Doymuş yağlar arkadaşlar hayvan şimdi bunlara örnekler verelim. En azından hayvansal yağlardan iç yağı, kuyruk yağı, tereyağı gibi yağlar. Bunlar doymuş yağ asitlerinden oluşur veya hayvansal kaynaklı. Doymamış yağ asitleri ise ayçiçek yağı, mısır yağı, fındık yağı ve benzeri gibi yağlar bitkisel kaynaklı doymamış yağ asitlerinden meydana gelir. Yalnız doymuş yağ asitleri ya da katı yağlar sadece hayvanlarda yok. Mesela bitkilerde palm yağı var. Doymuş yağ asitlerinden meydana geliyor ve bir katı yağdır. Doymamış yağ asitlerinden meydana gelen hayvansal kaynaklı olan yağlara örnek olarak ise balık yağı. Bu da sıvıdır ve hayvansal kaynaklıdır. Soruları çözerken bunlara dikkat etmenizde fayda var.
Palm yağı bitkisel bir yağ olmasına rağmen doyumuş yağ asitlerinden oluşur. Balık yağı yüksek bitkiler ve düşük sıcaklıkta yaşayan hayvanlarda doyumamış yağ asiti oranı doyumuş yağ asiti oranından daha fazladır. Temel esansiyel yağ asitleri temel veya zorunlu yağ asitleri olarak isimlendirilir. Zorunlu dememizin nedeni bunu dışarıdan zorunlu olarak almak zorunda olduğumuzdur. Çünkü yapamıyoruz, yapamadığımız için de dışarıdan hazır almak zorundayız. Eğer yağ asidimizde karbonlar arasındaki çift bağ sayısı birden fazlaysa, yani 2, 3 veya 4 şeklinde ise bu yağ asitleri esansiyel yağ asiti olarak adlandırılacaktır. Karbonlar arasında çift bağ varsa biz bu yağ asitlerine doyumamış yağ asitleri adını veriyoruz. Esansiyel yağ asitlerinde 2'den fazla çift bağ olduğu için o zaman esansiyel yağ asitleri bir doyumamış yağ asiti olarak isimlendirilmektedir. Doyumamış yağ asiti olduğuna göre o halde bitkisel kaynaklıdır. Bitkisel kaynaklı bitkisel kaynaklı olduğu için o zaman esansiyel yağ asitleri sıvı yağların oluşumunda kullanılmaktadır. Esansiyel yağ asitlerine omega 3, omega 6 örnek olarak verilebilir. Yağ hidrolizi sonucu ortamdaki yapı taşı çeşidi sayısı en az ve en fazla kaçtır? Önce bir gliserolü çizelim. Gliserol. Sonra 3 tane yağ asitini çiziyorum. 3 tane yağ asiti. Ve hidroliz ettiğimiz zaman 1 tane gliserol ortaya çıkıyor. Artı 3 tane de yağ asiti ortaya çıkıyor. 1 gliserol. 3 tane. 1, 2, 3 yağ asiti. Tabi burada dikkat edeceğimiz nokta şu, yağ asitlerinin çeşitlerinin olduğunu söylemiştik. Yağ asitleri bir grubun adı. Eğer bu 3 çeşit birbirinin aynısıysa, yani palmitik asit, palmitik asit, palmitik asit şeklinde ise, o zaman bu 3 yağ asiti tek çeşit olmuş oluyor. Bir çeşit de gliserol olmuş oldu. O zaman en az 2 çeşit yağ asit, yapı taşı ortaya çıkmış olur. Eğer bize verilen bu yağ asitleri birbirinden farklı yağ asiti ise, palmitik asit, stearik asit, mesela omega 3 olsun, omega 3 ise, o zaman bu 3 yağ asiti birbirinden farklı olduğuna göre 3 çeşit yapar, bir de gliserol var. O halde toplamda en fazla 4 çeşit yapı taşı ortaya çıkmaktadır. Bir nötral yağda kullanılan yağ asitleri, doyumuş ya da doyumamış yağ asitlerinden hangileri bulunur? Evet, 3 tane yağ asiti vardı. Şimdi bu yağ asitlerinden hangileri doymuş, hangileri doymamış? Bununla ilgili öyle kesin net bir kural yok. Doymuş da olabilirler, doymamış da olabilirler. Örneğin birincisi doymuş, ikincisi doymuş, üçüncüsü doymamış olabilir. Veya tam tersi de olabilir. Yani nötral yağlar doymuş yağ asitleri de içerebilir, doymamış yağ asitleri de içerebilmektedir. Margarinlere gelelim. Margarinler bitkisel sıvı yağların hidrojen ile doyurularak katı hale getirilmesiyle meydana geliyor. O halde bu suni bir yağ lipid çeşididir ve yapaydır. O halde bitkisel sıvı yağların hidrojenle doyurulması dediğimize göre o zaman bitkisel kaynaklıdır. Ve bir trans yağdır. Margarinler kötü kolesterol dediğimiz LDL miktarını
kötü kolesterol LDL miktarını artırıcı yönde etki yapar. İyi kolesterol dediğimiz HDL miktarını ise azaltıcı yönde etki yapar. Bu da margarinlerin sağlıklı olmadığını bize gösteriyor. Fosfolipitler hücre zarının yapısında bulunur. Bildiğimiz gibi hücre zarı tüm canlılarda bulunduğu için fosfolipitler tüm canlıların ortak sentez dediği maddelerden biridir. Peki kimyasal yapısında neler var? Hemen şuraya bir tane gliserol molekülümü çiziyorum. Gliserolün diğer adı gliserin idi ve buna yağ asiti bağlayacağım. Nötral yağlarda 3 tane yağ asiti bağlıyordum. Bakalım fosfolipitlerde kaç tane bağlayacağım? Şu anda 1, 2 tane bağladım. Gliserol 3 değerlikli bir alkol olduğu için 3. yağ asiti yerine fosfatı bağlayacağım. Şuraya da fosfat bağladım. Ve karşımıza bir fosfolipid molekülü çıkmış oldu. Dolayısıyla formülümüz 2 yağ asiti artı 1 gliserin veya gliserol. Bir de ne ekliyoruz? Fosfat ekliyoruz. Eşittir fosfolipid. Peki kaç tane bağ kuruldu? Şurada birinci bağı kurduk. Şurada ikinci bağımızı kurduk. Şuraya da üçüncü bağımızı kurduk. Üçü de ester bağı. Üç bağ kurduğum için toplamda da 3 molekül su açığa çıkmış oldu. Evet, fosfolipidi şöyle çizdiğimiz zaman şurası fosfat. Şu kısım. İki tane de yağ asiti vardı. Şurası da yağ asiti. Fosfatlar suda çözünebilen maddelerdir. Bu yüzden burası da hidrofilik kısım, suyu seven kısım. Yağ asitlerinin olduğu kısım ise hidrofobik, yani suyu sevmeyen kısımdır. Hücre zarının şurada görmüş olduğumuz gerek dış yüzeye gerekse de hücrenin iç yüzeyine bakan kısmı hidrofilik olan fosfat moleküllerinden oluşmuştur. Buradaki temel amaç suyu kendine doğru çekebilmek ve böylece zarın hem dış yüzeyini hem de zarın iç yüzeyini nemli tutabilmektir. Suyu kendine doğru çekebildiği ve zarın iç ve dış yüzeyini nemli tuttuğu için su ve suda çözünebilen maddeler hücre zarına rahatlıkla ulaşabilecektir. Ancak iç kısım, yağ asitlerinin birbirine baktığı hidrofobik kısım suyu sevmediği için su her iki ortam arasında giriş çıkış yapmayacak ve böylece dış ortam ile iç ortam arasındaki sıvı birbirine karışmayacak. Dolayısıyla iç ve dış ortam arasında fosfolipitlerin hidrofobik kısmı bir izolasyon yapmış olacaktır. Steroidler yağ asiti ya da gliserol içerir mi? Steroidlerde yağ asiti ve gliserol bulunmaz. Bunlar yok. Peki ester bağı var mı? Ester bağı da yok. O zaman ester bağı olmadığına göre hidroliz olurlar mı? Yani sindirilirler mi? Steroidler sindirilmez. Sorularda bunlara özellikle dikkat ediyoruz. Tekrarlıyorum. Yağ asiti ve gliserol yok. Ester bağı yok ve sindirilmezler. Peki steroidler vücutta veya canlılarda hangi amaç için kullanılıyor? Arkadaşlar hücre zarımız doymuş ve doymamış yağ asitlerinden meydana gelen belirli bir akışkanlığa sahip olan bir yapıdır. Dolayısıyla akışkanlığının ayarlanması için yapısına steroid konulmaktadır. Yani hücre zarının akışkanlığını ayarlar. Hücre zarının akışkanlığını ayarlar. Bu da ona bir dayanıklılık kazandırır. Yani hücre zarına dayanıklılık kazandırıyor. Dayanıklılık kazandırır. Bir başka steroid görevi arkadaşlar. Bildiğimiz gibi nöronlar uzun bir uzantı olan aksonlara sahip. Bazı nöronlarda aksonun dış tarafında bir kılıf var. Bu kılıfa miyelin kılıfı adını veriyoruz. Miyelin kılıfı ise impulsun izolasyonunu sağlıyor. Daha doğrusu impulsun bu tip nöronlarda daha hızlı ilerlemesini sağlıyor. İşte miyelin kılıfının yapımına steroidler katılıyor. Miyelin kılıfı yapımına. Böylece impuls iletiminde izolasyon sağlıyor ve impulsun daha hızlı ilerlemesinde görev oluyor. Steroidler hormon yapımında da kullanılır. Steroid yapılı hormonlar var. Mesela böbrek üstü bezinin korteks hormonları bulunuyor. Bu korteks hormonları kortizol, aldosteron ve androjenler
androjen. Yani erkek dişi şey hormonları. Mesela östrojen, progesteron gibi hormonların yapımına katılıyor. O zaman burada şöyle bir yorum yapabiliriz. Steroidler bir lipid olduğuna göre o halde lipidler düzenleyici midir? Lipidler bir düzenleyicidir hormon yapımına katıldığı için. Ancak yağ, lipidler bir yağ olmadığı için yağlar düzenleyicidir demiyoruz. Buraya çok dikkat edin. Tekrar söylüyorum. Yağlar düzenleyici değildir. Çünkü steroidler yağ değildir. Steroidler bir lipiddir. Lipidler düzenleyicidir hormon yapımına katılarak. Steroidlerin bir başka özelliği vitamin yapımına katılmaları. Hangi vitaminin yapısına katılırlar? D vitamini yapımına katılır. Aynı zamanda karaciğeri sindirim sisteminde görevi olan bir sıvıyı yapmasında kullanılıyor. Safra sıvısı. Yani safra yapımında kullanılır. Ve en önemli steroidler, bir tanesini örnek verelim. Kolesterol. Kolesterol bir steroiddir. Margarinlerde de söylediğimiz gibi HDL iyi huylu kolesterol var. LDL kötü huylu kolesterol var. Steroidler bitkilerde hücre zarının yapısında bulunmuyor. Kolesterol ise bakterilerde bulunmuyor. Bunlar önemli bilgiler. Yalnız dikkat edeceğimiz nokta, bakın bitkilerde bulunmadığı yeri söyledik. Biz bitkilerde bulunmaz demedik. Bitkilerde hücre zarında bulunmaz dedik. Dolayısıyla bitkilerde steroid az miktarda da olsa bulunabiliyor. Omurgalılarda kolesterol sentezi nerede gerçekleşiyor? Karaciğerde gerçekleşiyor. Tabii biz kolesterolün karaciğer dışında diyetle yani beslenmeyle dışarıdan da temin edebiliyoruz. Kolesterol kanda serbest olarak da bulunabilmektedir. Bir başka lipid çeşidi mumlar. Mumlar planktonların ana yakıt maddesidir. Planktonların ana yakıt maddesi olduğuna göre o halde bu planktonlarla beslenen hayvanların da bir yakıt maddesi olabiliyor. Bunun dışında mumların kullanıldığı başka alanlar var. Bunlardan bir tanesi mesela kuşların tüylerinde bulunuyor ve böylece kuşların tüyleri ıslanmıyor. Kuşların tüylerinde bulunuyor. Veya bitkileri düşündüğümüz zaman bitkilerde arkadaşlar bu sene 12. sınıf konularında göreceksiniz. Epidermis adı verilen bir tabaka var. Epidermis hücre dışına doğru mumsu bir madde salgılar ve kütikula adı verilen bir yapıyı oluşturur. Kütikulanın içerisinde mumsu bir madde olduğu için bitkinin iç kısımlarında bulunan su dışarıya doğru çıkamaz. Yani bitkilerde su kaybını engeller. Mum aynı zamanda deri ve kıl gibi yapılarda da bulunmaktadır. Bir başka lipid çeşidi karotenoidler. Bitkilerde değişik pigmentler var. Karotenoid pigmentler onun yapısına katılıyor. Fotosentezle bunu anlatacağız. Ancak bu pigmentlerin bir lipid çeşidi olduğunu, daha doğrusu yapısında bu karotenoid denilen lipid çeşitlerinin olduğunu unutmamak lazım. Yine karaciğerde beta karotenoidten A vitamini de yapılabiliyor. Lipidlerin genel özelliklerine bakalım. Lipidler canlılarda enerji kaynağı olarak kullanılabiliyor. Kaçıncı derece? İkinci derece enerji kaynağı. Yine yapı maddesi olarak da kullanılıyor. Bakın dikkat edin. Hem canlılar bunu enerjiye dönüştürmek için kullanıyor. Yani ATP sentezi için. Hem de yapısına katabilmek için kullanıyor. Mesela biz neyin yapısına katmıştık? Bir örnek verelim. Mesela hücre zarının yapısına katmıştık fosfolipid olarak. Bu yüzden de lipidlerin yine yapıcı onarıcı özelliği de var. Kokusu ve rengi yok. Lipidlerin polimeri yok. Daha önce de bahsetmiştik zaten. A, D, E, K gibi yağda çözünen vitaminlerin emiliminde görev alıyor. Dolayısıyla A, D, E, K vitaminlerinden daha fazla faydalanabilmek için bu besinleri, daha doğrusu bu vitaminleri alırken biraz daha yağ oranı yüksek olan besinlerle beslenmekte fayda var. Yıkımı zordur. Özellikle oksijenli solunuma girdiğimiz zaman beta oksidasyon denilen uzun ve zor bir reaksiyonla parçalanıyor. Bu yüzden yıkımı zor. Sindirimi de yine zordur. Hatırlarsanız karaciğer yağların sindirimini kolaylaştırmak için
safra sıvısını kullanıyordu. Peki lipitler suda çözülmüyor, bunu biliyoruz. Ancak alkol gibi, eter gibi, aseton gibi, benzen, kloroform gibi organik çözücüler de çözünebilir. A, D, E, K vitaminlerinin hem emiliminde, hem bu vitaminlerin çözünmesinde, hem de bu vitaminlerin taşınmasında görev alır. Peki hangi hormonların yapımına katılır lipitler? Steroid yapılı hormonların neydi bunlar? Kortizol hormonu vardı, aldosteron hormonu vardı, erkek dişi eşey hormonları vardı. Hücre zarı yapısına katılıyor demiştik. Hatırlarsanız kolesterol ve steroid hücre zarının yapısına katılarak dayanıklılık kazandırıyordu. Yine hücre zarı yapısında fosfolipitler vardı. Su kaybının azaltılmasında görev alıyor. Örneğin bitkilerde kütükula tabakasını örnek olarak verebiliriz. Lipoproteinlere bağlı olarak kanda bulunuyor ki lipitler suda çözünmediği için lipitlerin taşınmasını kanda proteinler gerçekleştiriyor ve elektron taşıma sisteminde elektron taşıyıcı olarak görev alabiliyorlar. Canlıların yağ depo etme nedenleri nelerdir? Arkadaşlar, yağlar yıkıldığı zaman bol miktarda enerji verir. Zaten hidrojen oranı oldukça yüksektir. Bu yüzden de elektron taşıma sistemine aktarılacak hidrojenlerin proton ve elektronları yüksek olduğu için bol miktarda ATP verilebilir. Bu özellikle göçmen kuşlar için, ki uzun süre efor sarf ediyorlar, soğuk iklimlerde yaşayan hayvanlar için önemli bir avantaj teşkil ediyor. Aynı zamanda şurada gördüğümüz gibi kış uykusuna yatan hayvanlar için de önemli bir enerji kaynağı olmuş oluyor. Aynı zamanda arkadaşlar bol miktarda metabolik su verir. Şimdi kış uykusuna yatan hayvanlar için yağlar yıkıldığında bol miktarda metabolik su verdiği için bir avantaj. Yine göçmen kuşlar için veya havada uzun süre uçuş yapan kuşlar için yine bol miktarda metabolik suyun çıkması bir avantaj. Ki düşünün, uzun bir okyanusun üzerinden uçuyor bu kuş, susadığı zaman deniz suyu içemeyeceğine göre o halde vücudundaki depo etmiş olduğu yağlardan elde ettiği suyu kullanacak. Yine şurada devenin hörgüçlerini görüyoruz. Bu hörgüçler de yağ depo eder ve uzun süre hiç su içmeden, 3 ay hiç su içmeden yaşamını sürdürebilir. Buradaki yağları yıkarak elde ettiği suyla. Yalnız dikkat edeceğimiz nokta şu. Buradaki metabolik su ne? Bazı öğrenci arkadaşlarımızın yaptığı bir hata. 3 yağ asiti artı 1 gliserol eşittir nötr yağ artı 3 su. Bunu zannediyor. Bu değil. Yani buradaki metabolik su dediğimiz yağ asitleri veya yağ artı oksijen eşittir karbondioksit artı su artı ATP. Yani buradaki metabolik sudan kastedilen oksijenli solunum sonucu açığa çıkan sudur. Aynı zamanda yağların hafif olması ve az yer kaplaması depo edilme sebeplerinden biridir. Yine arkadaşlar, soğuk iklimlerde yaşayan hayvanlar için, ki şurada gördüğümüz gibi böyle bir ortamda yaşayabilmesi için bir izolasyon maddesine ihtiyacı var. Yağlar ısı izolasyonu yapar. Bunun dışında mekanik etkilere karşı, darbelere karşı, canlıyı korur. Yine yağ depo etme nedenlerinden biri arkadaşlar, organlar arasında yastık görevi üstlenir. Evet, dikkat edeceğimiz bazı hususlar var. Tüm lipitlerde yağ asiti ve gliserol bulunur mu? Hayır. Ki zaten steroidler için bulunmaz diye ifade etmiştik. Yağlar düzenleyici olarak görev alır mı? Hayır. Düzenleyici olarak görev alan lipitlerdir. Ki bunların en önemlisi steroidlerdir. Kolesterol sindirilir mi? Hayır. Yapısında ester bağı, yağ asiti, gliserol yok. İnsanlar yağ asiti sentezi yapabilirler mi? Yapabilirler. Diğer besin maddelerinden
üretebilirler ama temel olmayan yağ asitlerini yapabilirler. İnsanlar yağ asitlerinden glikoz sentezi yapabilir mi ki? Bunu karbonhidratlarda anlatmıştık. Bunu yapamıyorlar. Bu yüzden şu iki tane cümleyi çok iyi algılamanızda fayda var. Yağ asit sentezi yapabiliyoruz. Amino asitlerden, glikozdan ve diğerlerinden. Ama yağ asitlerinden glikoz yapamıyoruz. Aşağıdakilerin hangisi lipidlerin özelliklerinden değildir? Akciğerlerde, alveollerde yüzey gerilimini düşürür ki 11. sınıf konularında biliyoruz. Bunu yapan lipoprotein adı verilen bir maddeydi. Yani sürfaktan dediğimiz bir madde. Yani bu doğru bir ifade. Hücre yüzey reseptörlerinin oluşmasına katılır. Hücre zarında göreceğiz lipoproteinlerin oluşumu. Bu da doğru. Deri altında depolanarak ısı yalıtıcısı olarak görev alıyor. Bir izolasyon malzemesi olduğunu söylemiştik. Sinir dokuda elektrik yalıtımı yaparak impuls dalgalarının ilerlemesini sağlar. Miyelin kılıfının yapısına katılarak bu işi gerçekleştiriyordu. Bu da doğru. Hidrolizlerinde yalnız yağ asitleri ve gliserol oluşur. İyi de lipidler hidroliz olacak diye bir şart yok. Nötral yağlar hidroliz olduğunda yağ asitleri ve gliserol oluşur. O zaman E şıkkımız bizim doğru bir şık değil. Nötr yağ yani trigliserit ile ilgili verilen özelliklerinden hangisi doğrudur? Polimer yapıda bir makro moleküldür. Nötr yağ bir makro molekül olarak zaten alınmıyor çünkü polimer yapıda değildir. Bu yüzden bir numara yanlış. Monomeri yağ asidi ve gliseroldür. Bir kere onu monomeri demeyelim. Çünkü yağ asitlerinin nötr yağların monomeri yoktur. Yani yağ asidi ve gliserol bir monomer değildir. İsterseniz şuraya yapı taşı olarak diyelim. Yapı taşı yağ asidi ve gliseroldür. Bu doğru. Hücre zarının yapısına katılır demiş. Nötral yağlar hücre zarının yapısına katılmaz. Hücre zarının yapısına katılan madde fosfolipittir. Bu yüzden de bize doğru olanı sorduğu için cevabımız yalnız 2 olacak. Tüm lipid çeşitlerinde hangileri ortaktır? Lipid çeşitleri neydi? Nötr yağlar, steroidler, mumlar, karotenoidler, nötral yağlar ve margarinlerdi. Tüm lipid çeşitleri nesler bağı var mı? Hayır yok. Yağ asiti var mı? Zaten az önce ifade etmiştik. Yağ asitleri her lipitte bulunacak diye bir şart yok ama hepsi de organik bir yapılı ve canlıların yapısında bulunan organik maddelerde karbon, hidrojen ve oksijene rastlıyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız C olacak. Trigliseritlerle ilgili yani nötral yağlar ile ilgili hangileri doğrudur? Yalnız doyumuş yağ asitleri ve gliserolden oluşur. Evet gliserolden oluşur bu doğru. Ama yalnız doymuş yağ asitleri diyor. Nötral yağlarda doymamış yağ asitleri de bulunabilir. Bu yüzden bir numara yanlış. Yalnız doymamış yağ asitleri ve gliserolden oluşur. Hayır doymuş yağ asitlerinden de meydana gelebilir. Doymamış yağ asitlerinden de meydana gelebilir. İkisinden de meydana gelebilir. Bu yüzden 1 ve 2 doğru değil. Yapısında 3 yağ asiti ve 1 gliserol bulunur. Nötral yağlar 3 yağ asiti ve gliserolün S3 ester bağıyla birleşiminden meydana geliyor. Bu yüzden C doğru cevap. X, Y ve Z maddeleri verilmiş. Bununla ilgili artı eksi konulmuş artı var olan özelliği gösteriyor. Eksi olmayanı gösteriyor. Şimdi X'e bakalım. X ester bağı bulundurma demiş. Eksi demiş. Yani ester bağı bulundurmuyor. Steroid bulundurmaz. Kolesterol bulundurmaz. Yağ asidi bulundurmaz. Steroid bulundurmaz ama fosfolipid bulundurur. Bu yüzden E şıkkı elendi. Hormon yapısına katılma demiş. O zaman hormon yapısına katılan lipid kimdi? Steroidlerdi. O yüzden kolesterol elendi, yağ asiti elendi. Cevabımız ya B ya da D olacak. Hücre zarında bir steroid olan kolesterol bulunabiliyor. Yani X maddemiz steroiddir. Y'ye gelelim. Ester bağı bulundurma demiş. Nötral yağlarda ester bağı var. Fosfolipitte zaten B şıkkını elemiştik. Şunları şöyle çizelim elediklerimizi. B, C ve E şıkları elenmişti. Yağ asitinde ester bağı bulunmaz. Bu yüzden D şıkkı da elendi. Hormon yapısına nötral yağlar katılmaz. Eksi. Hücre zarında nötral yağlar rastlanmaz. Eksi. Z ester bağı bulundurur. Evet fosfolipid. Hormon yapısına fosfolipitler katılmaz ama hücre zarında bulunur. Bu yüzden cevap A şıkkı olacak. Steroidlerin özelliklerinden hangisi? Vücuttaki düzenleyici, bakın
ifade dikkat edin düzenleyici göreviyle ilgilidir. Hücre zarının akışkanlığını etkiler. Vücuttaki düzenleyici bir görev değil. Buradaki düzenleyici görev, düzenleme işlemini kim yapıyor? Hormonlar yapıyor. Biz burada hormonal bir özellik alacağız. Eşey hormonlarının yapımına katılır. Evet, bu bir hormon. Arkadaşlar, hormonlara düzenleyicidir. 2 numara doğru. Safra tuzlarının yapımına katılır. Zaten safra atık bir madde. Düzenleme işiyle ilgili değil. Bu yüzden ince bağırsak üzerinden kalın bağırsağa dışkıyla beraber vücut dışına gönderiliyor. Safra yağların mekanik sindirimini yapıyor. Bir düzenleme görevi yok. Sinir hücrelerinde yalıtım görevi yapar. Bu bir düzenleme görevi değil. Bu yüzden cevabımız yalnız 2 olacak. Hayvanlarda yapılarının hangilerinde yağ depo edilebilir? Deri altında depolandığını ve ısı izolasyonu sağladığını biliyoruz. Peki uzun kemiklerde var mı? Var. İlik kanalı arkadaşlar. İlik kanalında sarı kemik iliği var. Sarı kemik iliği. Burada lipid depo ediliyor. Organların etrafında, ki yağlar organların etrafını sararak organlara bir yastık görevi üstlenebiliyor. Yani cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Uzun göç yollarına çıkan, kış uykusuna yatan ve soğuk iklimlerde yaşayan hayvanlarda bol yağ depo edilmesinin temel nedenler arasında hangileri yer alır? Aynı miktardaki diğer organik maddelerden daha fazla enerji verir. Ki özellikle uzun göç yollarına çıkanlar için önemli bir avantaj. Bir doğru, oksidasyonu sonucu bol miktarda metabolik su oluşturmaları. Arkadaşlar, kış uykusuna yatan hayvanlar için ve özellikle de uzun göç yollarına çıkanlar için ciddi bir avantaj. Mekanik etkilere karşı iç organları korur. Bunun için uzun göç yollarına çıkması, kış uykusuna yatması veyahut da soğuk iklimlerde yaşaması mekanik etkilere karşı organları korumak için değil. Bu herkes için geçerli bir durum. Ama soru bana uzun göç yollarına, kış uykusu ve soğuk iklimlerde yaşayan hayvanların özellikle yağ depo etme nedenini sormuş. Bu yüzden de cevabımız 1 ve 2 olacak. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.